Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni gelenler için ben Nurgül. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün seramızdaki olan domateslerimizden toplayacağız arkadaşlar. Bu domateslerimizden melemen yapacağız. Ve sizlerle ben de bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Günlük vlog olsun istedim. Böyle tazecik domateslerimizden toplayıp bunlardan melemen yapacağız arkadaşlar. Melemenlerimizi böyle kendi bahçemizdeki domateslerimizden yapıyoruz. İçlerine yeşil biber ve papya biberi katıyoruz melemenin içine. Nasıl yaptığımızı aşama aşama paylaşacağım zaten arkadaşlar sizlerle. Hadi bakalım şimdi şöyle bir kasa domates toplayalım. Ondan önce şu domateslerin tadına bir bakalım. Bakalım nasıl? Çok güzel şekilli böyle. Bunlara köy domates diyoruz arkadaşlar biz. Çok güzel. İlaç yok şu an arkadaşlar. O yüzden yıkamadan yiyebiliriz. Çok güzel değişik değişik domateslerimiz var. Bu yıl seramızda hastalık çok fazla olduğu için arkadaşlar biraz sezon erken bitecek. Kopması da çok zor oluyor ya. Hadi baksanıza. Güzel. Tazecik domateslerimizden hemen toplayalım. Seramız biraz otlu ama arkadaşlar yani sonuçta yapacak bir şey yok. Otlarını pek ayıklayamadık aslında. Ayıklıyoruz. Annem sürekli otları topluyor. Bu otları söküyor. Ama ne kadar söksek de 2 gün sonra sonuçta yine çıkıyor ot yani. Fazla da ilaçtan yana değilim. O yüzden arkadaşlar ilaç ekmediğimiz için çok fazla ot oluyor. Bir böyle geçen videomda da söyledim arkadaşlar. Biz buralara soba külünü döktük. Odun külü arkadaşlar. O yüzden böyle yapraklar biraz tozlu gibi duruyor. İşe yaradı ama biz biraz geç döktüğümüz için bazılarında işe yaramadı. Bunlar da diğer yemelik domatesler. Şu 2-3 tane sıra köy domatesi arkadaşlar. Ben şimdi hemen bunları hızlıca toplayayım. Biraz hızlı çekimde tam belli değil. Bu maşallah salkım salkım. Ama salkımları da düşürdük tabii. Şurada kelebekler ölmüş. Çok kötü bir durum. Neden öldünüz siz? Çok da güzellermiş ama ölüvermişler bunlar. Domatesin içinden çıkmak bir ayrı mesele. Gerçekten. 3 kadar topladım. Daha toplamaya devam ediyorum. Ben bunları şimdi eve götüreceğim. Diğerlerinin yanına ayıracağız ama arkadaşlar şunlar mesela biraz daha olması gerekiyor. Biraz pembemsi gibi yani tam kırmızı turuncu. Tam kırmızı değil biraz turuncumsu. Aralarında daha birçok domates var. Onları da salça yemeklere kullanırken yanına sos yapıyoruz arkadaşlar. Onun içine de papya biber ve domates katıyoruz. Onlar için ayırdım. İnşallah onlarla da bir video çekerim. Şöyle daha domateslerimiz var arkadaşlar. Bu köy domates dediğim domatesler biraz daha önce bitti. Hastalık getirme aşamasındalar hala. Ama şunlar çok şükür o kadar kötü değil durumları. Aralarında kırmızıları görebilirsiniz arkadaşlar. Onları da işte dediğim gibi sosluk yapacağız. Şimdi bunları ben hemen götüreyim eve. Diğerleriyle beraber yıkayıp melemenimize başlayalım. Bunlar şu an yıkıyor annem de. Şunlar benim topladıklarım. Onları ayıracağız. Şurada da geçen topladıklarım var. Şöyle temiz. Bunlar iyi kızarmış. Yıkanıyor. Bu ne salatalı? Kızı oturmuş.
Kap kap biberleri. Arkadaşlar papya biberimiz duruyor. Bahçede biraz geç olduğu için menemene az olacak maalesef. Ama yeşil biberlerimiz krem. Hepsi kendimiz seramızdan. Tam iyi oldu biberler şey. Patlıcanlarımız da büyümüş, sonra biberlerimiz de büyümüş. Bunları doğrayıp sobada pişireceğiz arkadaşlar. Yıkama işlemimiz bitmiştir arkadaşlar. Şöyle bu kadar malzememiz var. Bunları yapacağız. Kazlarda şöyle çocuk domateslerimizi atmıştık şuralara. Onları yemeye geldiler. Neyse işimize devam edelim. Sana göre yiyecek bir şey yok yavrum. Çekil. Şimdi biz eve geldik arkadaşlar. Ben bir taraftan biberlerimizi doğrayacağım. Bu biberleri ayrı doğruyoruz. Domateslerimizi doğruyoruz. Zaten aşama aşama göstereceğim. Bu domateslerin kabuklarını soymuyoruz biz melemenle arkadaşlar. Neden diye sorarsanız domates kabuğuyla yenen bir şey zaten. Hiç gerek duymuyoruz. Tabi soyanlara da saygı duyarım. Herkesin tercih, ağız, damak tadı diyorum. Soymaya da gerek yok yani. İlla soyacağız diye uğraşmıyoruz. Doğrayıp blenderdan geçirdikten sonra zaten arkadaşlar çok da gerek yok kabuk soymaya bence. Domates siyah oluyor, ne de besin alıyor. Yani tercih meselesi arkadaşlar, dediğim gibi kabuk soymak herkesin damak tadı. Zaten soymaya da vaktimiz yok. Herkes soyuyor mu? Bence soymuyor yani. Bizim bir tembeller söylemesin. Yani bir alakası yok. Adımı kusar dolanıyoruz. Ne? Tamam, bu arada bakalım. Daha soba kendini ısıtır. Gel. Bağırıyordu. Gel. Gel fıstık. Gel. Niye bağırıyorsun? Gel. Sen de sor. Domatesler de ağzını hemen geç buldum ya. Sobanın evde nasıl yapacaksın diye yaptım da deli gibi. Ama hangi bir çaylar çok sıcak olmuyor? Bugün hava bulunuyor ama yine de sıcak olur. Kaseli de pembe domatese güzel. Güzel. Bu kadar. Başka ne kaldı serede şimdi? Ortada kırmızı. Tek neler düşüyordu. Neler? Nayenem düşüyor. Ha. Düşüyorsa hiç dolaba hiç koymadım ben bu sene bunlardan. Kız
Biberleri bitirdim ben arkadaşlar. Son bir iki tane kaldı. Şu kalın biberleri yapmayacağız. Onlar biraz daha kızartmalığa kaçıyor. Annem Lasan bir kasasını bitirdi. Şu an sobanın üstünde kaynıyor. Papya biberleri de doğrayıp içine katacağım. Bu yıl papya biberimiz tam kızarmadığı için maalesef biraz az olacak. Artık sosta ve acı sos yapılıyor bu papya biberiyle, bu yeşil biberlerle karışık. Onları katarız. Biraz da dolma biber için dolaba koyarız. O şekilde biter. Ama kızarmasına bardağı. Tarhanaya yetişir mi? Yetişmezmiş tarhanaya. Birkaç gün sonra da tarhanayı yaparız arkadaşlar. Ona da bir video çekerim. Bizim bu Bolu'nun tarhanası biraz diğer tarhanalara göre farklı oluyor. Bence daha lezzetli, biraz kırmızımsı oluyor. Her yörenin tarhanası farklı oluyor arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Bazıları iri yapıyor, bazıları beyaz yapıyor. Bizimki biraz kırmızı oluyor arkadaşlar. Domatesler atıyoruz mu tarhanaya? Başka ne katıyoruz? Domates. Aynı yeşil biber. Kırmızı biber. Yoğurt. Yoğurt tamamıyla katıldı. Un katılıyor mu? Tabii. Un da katılıyor. Şey, kızılcık tarhanasını bilmiyorlarmış. Ben bir kere söylediydim videoda da. Kızılcık tarhanasını bilmiyorlarmış. Buna ne katılıyor? Ama da sen çekirdeğiyle beraber karıyormuştun unla. Kızılcık. Kızılcık, bir de un, yoğurt. Yoğurt yok. Çarpken daha iyi. Arkadaşlar çok şifalı bir çorba. Eğer yapabilirsek bu yıl onu da çekmek istiyorum. Merak edenleriniz varmış, bilmeyenler. Bütün hastalıklara iyi gelen bir çorba. Kızılcık var mı? Hani kızılcık var mı? Kış burnu da sanki olmuş. Geçen gördüydüm ben bir iki tane. Kış burnu var mı? Kış burnu yok. Aynen. Geçen sene iyi yaptıydık değil mi? Yaza kadar arkadaşlar her sabah bir kase kış burnu yedik. Ve hasta olmadık yani. Çok faydalı bir şey bu. Kış burnu, kızılcık, öyle şeyler. Yine de az çok toplarız yani değil mi? Aynen, az çok topladık, onu da çekerim. Böyle videoların devamına eklerim. Ama zamanı var daha. Sonbahar oluyor. Bu yıl meyvelerde, sebzelerde çok olmadı. Karabu yaktı. Şimdi bu kadar biber yeter be ya. Hızlı doğradım. Ne? Bunu pişine yeter mi? Yoğurda da var bundan daha çok. Aa,
Azalını götürürsene. 3 tendere ne yaparsın? 3 kasa aynen. 3 tendere. 4 tendereye bile gelebiliyor. Şunu ben doğrayayım. Önce de şunu şeylerle kızarsın. Bunlar çok koyacağım. Koyacağım. Tam olmamış buna ama yok. Yine de. Tatlı olsa yeter. Yani çoğu insan bu papya biber katmıyor arkadaşlar, kırmızı biber şeylerine, menemenliklere. Kendi doğanın ne varsa katıyor. Bazıları soğanı katıyor menemene. Soğanlı biber olmuyor tabii bizce. Bizim farklı. Çıtır çıtır lan. Kattık. Domateslerimiz yavaştan kaynıyor. Sobamız da kaynıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kaynıyor. Sobada kaynadıktan sonra son olarak aygaza alıyoruz. Kaynasın diye. Çünkü hemen hemen oldular bunlar. Şimdi blender'dan geçireceğim ben. Domateslerimizi çektik. Şimdi haşlanan biberlerimizi de içine atıyoruz. Biz biberi çok sevmediğimiz için çok aşırı fazla biber koymuyorum. Şu yeşil biberlerden arkadaşlar. Zaten içine papya biber koyduk. Biber tadı var. Böyle blender'dan geçirdim. Bu şekilde tekrar biraz daha hafif kaynıyor. Çünkü sobanın üstünde böyle birden kaynamıyor arkadaşlar çektiğimizde robottan. O yüzden aygazda son olarak bir kere daha kaynatıp kavanozlara koyuyoruz. Biraz da tuz atalım. Sonra kavanozlarımıza koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi en zor işe geldik. Kavanozlara doldurma işine. En zor işlerden bir tanesi. Çünkü çok tehlikeli. Elimiz yanabilir. Bugün 4 tencere böyle bu şekilde 4 tane tencere menemen yaptık. Bakalım toplam kaç şişe çıkmış. Bu sonuncu arkadaşlar. İlk önce ben eldivenimi giyeyim. Bu yapmıyor arkadaşlar. Çok iyi oluyor. Kavanoz kapaklarını kaynar suda ıslıyoruz. Daha iyi tutması için. Şişelerimiz de aynı şekilde.
ıslıyoruz. Ki daha iyi tutsun. Çünkü bu domates işi kavanoz kapağını çok fazla attırıyor. Diyen olmasın diye. Hem de kapaklar ikinci kez kullanılmıyor bu domateste. Sos olsun, menemen olsun. İçinde domates olan her şey çok kapak atıyor. Biz de yeni kapak aldık o yüzden. Şöyle şu şekilde ters kapıyoruz koyduğumuzu. Çırparken böyle sıçrıyor arkadaşlar. Kaynarken çıktığımız için. O da yaktı ellerimi, kollarımı. Çok yakıyordu bu domates. Altı domates çıkıyor. Sen de yarım olsun. Tam da geliyor. Yok, onu kendi gel sabah. Bir daha çıkalım. Bunları diğerlerinin yanına da koyayım. Şöyle silelim ki sonra böyle dışı pis olmasın, yapış yapış. Evet, burada domateslerimiz. Menemenlerimiz yani. Daha biraz sıcak. Bu kadar yapmışız. Bakalım kaç şişe çıkmış. Papya biberle güzel oluyor arkadaşlar. Daha bir lezzetli katıyor. O yüzden biz papya biber de katıyoruz. Bakalım büyük kaç tane çıkmış? 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane büyük çıkmış. 2, 4, 6. İyi, çok da iyi yani. Güzel. 36 tane çıkmış arkadaşlar. Şimdi bunlar burada 2 gün uyuyacak. Uyumaya bırakıyoruz bunları. 2 gün burada. Arkadaşlar biz bu işin ustası değiliz. Sadece kendi yaptığımız şeyleri ben paylaşmak istedim sizle. Yani bu şekilde yapılıyor bir şey demiyorum. Sadece bizim yaptığımız şeyi sizlerle paylaştım. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.